Merhaba değerli izleyenler, yeni bir yayınla karşınızdayız. Ben Ozan Ertuğrul. Yeni Nesil Gençler yayınımızda bu hafta değerli arkadaşım Kemal Hazal Görkem'i konuk ediyoruz Bandırma sahilinde. Kemal, uluslararası ilişkiler öğrencisi ama bilişim konusunda çok daha ilgili. Bunun üzerine sohbet edeceğiz. Aynı zamanda bir genç olarak siyasetle de yakından ilgili bu konuları konuşacağız kendisiyle. Kemal hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle teşekkürler yayın davetini kabul ettiğin için. Ben teşekkür ederim böyle bir fırsatı verdiğin için. Çok teşekkürler. Şimdi Bandırma'da beraberiz. Sık sık görüşüyoruz, konuşuyoruz. Bu yayına biraz da işte seni o yüzden davet ettim. Amacımız yeni nesil gençler. Aslında biz biraz böyle yaşlar artık büyüdü bizim ama biz hala bu yeni kuşağın içindeyiz. Ve bir şeyleri farklılaştırmaya çalışıyoruz hayatta. Önce çok kısaca bir kendinden bahseder misin? 1991 Bandırma doğumluyum ben de. Bu biraz çok şey bir başlangıç oldu yani. Örnek alınmış bir başlangıç oldu. 1991 Bandırma doğumluyum. Yaman Ege'li ilk öğretim okulunda okudum. Daha sonra lise hayatıma Kemal Preci'de devam ettim. Üniversite hayatımı açık öğretim olarak devam ettiriyorum. Çünkü bazı sebeplerden dolayı, çeşitli aksaklıklardan dolayı, hani herkesin hayatında olabileceği gibi benim de hayatımda olan bazı sorunlardan dolayı üniversiteye gidemedim, açık öğretime devam ettim. Fakat bu açık öğretim hayatım benim daha çok hani, üniversite eğitimine dayalı olmadı. Ben kendimi başka bir alanda evrilmeye adadım. Yani buna bilgisayar, bilişim teknolojileri olabilir, elektrik, elektronik alanı. Yani bunların üstüne yoğunlaştım. Şimdi oraya gelelim. Nasıl oldu bu evrilme? Ya aslında bunun bir başlangıç hikayesi gerçekten komik bir durum. Şimdi isim vermeyeyim çünkü vereceğim isimler Bandırma'da gene tanınan arkadaşlar. Bir gün bir arkadaşımla muhabbet içindeyiz, konuşuyoruz ve bana şey söyledi yani neden ona senin telefondaki bilgileri alabilirim, sana zarar verebilirim, bilgisayarındaki bilgileri alabilirim gibi şeyler söyledi. Halbuki bunları şaka yapıyormuş meğersem, korkutmak amaçlı bir şey yapıyormuş. Ben o akşam çok kafama takıldı bu olay. Ya dedim nasıl oluyor bu işler? Yıllardır da bilgisayar oynuyoruz, bilgisayarla büyüdük sonuçta, bir bilişim çağında büyüdük hepimiz. Bir gece bilgisayarın oturdum ve hani en temel parçalarıyla beraber, hani bilgisayarın çalışma mantığıyla beraber bir gecede, yani o gün sabaha kadar çok büyük bir hevesle bilgisayarın içinde kendimi kaybettim. Yani o CMD'yi açtım, kurcaladım. Daha CMD de hiçbir şeydir bu arada, yani çok basit bir şeydir. Bilgisayarın içindeki bir program ya da öyle söyleyeyim kod ortamıdır. Öyle derken bilgisayarın çalışma mantığı üstüne kafa yormaya başladım. Bu sefer hayatı genelini öyle görmeye başlıyorsunuz. Çünkü neyle ilgilenirseniz hayatı ona verirsiniz. Yani bir basketbolcu hayatı hemen hemen basketbolla birlikte yaşar. Hayatın her yerinde o sporu bulur. Hayatın her yaptığı dalında o spora bir şeyler katabilir. Şimdi ilgilendiğiniz şeye göre hayatınızda şekil alıyor. Benim bilgisayar üstüne şekil aldı. Nasıl oldu? Hayatta gitgide net bir adam olmaya başladım. Sıfır ve birlerin arasında gitmeye başladım. Ya var ya yok olmaya başladı. Daha sonra bu bilgisayarda kendimi donanımsal olarak geliştirmeye başladım. Aynı zamanda yazılımsal olarak çalışma mantığını öğrenmeye başladım. Bu sefer bilgisayarda çalışan programlar hangi mantıkla çalışıyor? Onları öğrenmeye başladım. Burada çeşitli arkadaşlarım da oldu bana bu konuda yardım eden örnek programlar böyle. Değişik farklı grafik tasarım programları. Hiç alakam yoktur. Asla bir grafikçi olduğumda iddia etmiyorum. Ama bu konuda yardım etmeye, yardımcı olmaya başladım. Onları kullanmayı öğrendim. Gitgide bu güzel bir hale almaya başladı yani benim için de. Çeşitli projeler üretmeye başladım. Bahçeşehir Üniversitesi'ne bir buçuk yani iki yıl önce Apply Bavo diye bir sistemim var Bahçeşehir'in ve ben buraya başvurdum, müracaat ettim. Ama bu müracaatımda da resmi bir tam olarak açıklamayayım ama çok güzel bir rakam kazandım, burs kazandım. Apply Bavo'nun en büyük şeyi şuydu, proje sunuyorsunuz, bilmiyorum bir bilginiz var mı? Sunduğunuz projeyi değerlendirip size burs veriyorlar. Bana iyi bir miktarda burs verdiler, hatta ben o bursun yetmemesi yani yetmeyeceğini üstüne tam %100 burs istediğimi mail atmıştım. Kendileri görüşmeye çağırdılar fakat ben o sene sınava girmediğim için bursum da yandı, katılamadım da. Yani bilişim üstüne bu tarz çalışmalarım oluyor, hala daha oluyor, hep oluyor. Yani dediğim gibi bir yerden sonra sevdiğiniz bir şey yapıyorsanız eğer o sizin hayatınız olmaya başlıyor. Onunla ilgilenmeye devam ediyorsunuz. Peki senin aslında hedeflerin de var. Biz yine konuşmuştuk mesela yazılımlar konusunda, özellikle cep telefonları yazılımları konusunda çok farklı şeyler yapılabilir diye konuşmuştuk. Bunu bir kişi yapabilir mi yoksa bir yazılım ekibi gerekiyor mu? Ya mutlaka, şimdi bu bir takım oyunu. Yani şöyle söyleyeyim, bu bizde durumlar iyi ve kötü olarak ikiye ayrılır. Yani en azından ben böyle tasvir etmeye çalışıyorum. Şimdi başka yazılımcı arkadaşlar veya
bu tarz işlerle uğraşan arkadaşlar beni yanlış anlamasınlar. Yani şöyle, futboldaki gibi bu işin de tek bir şey yok. İşte backend development var, işte developerlar var vesaire, bu işin mimarları var, çizim ekibi var. Her şeyi böyle ayrı ayrı dallar halinde. Yani hepsini birleştirip hepsinden bir şey çıkabilmesi için bir takım işi olması gerekiyor. Evet, tek başınıza da yapabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim, yani bir oyuncu ne kadar hem forvette hem orta sahada hem kalede durabilir, hem teknik direktör olabilir. Aynı şekilde de bu işte yazılımda de yazılımda da bir takım olmak gerekiyor. Birlikte hareket etmek gerekiyor. Benim projelerim vardı, çok büyük projelerim vardı, hala var. Hatta bir ara çok çılgın bir proje olabilir yani, en azından Türkiye için. Kendi yerli yazılımımızı üretip kendi yerli işletim sistemimizle hani her eve bir bilgisayar mantığı geliştirmek istemiştim. Bu tarz bir çalışma yapmak istemiştim. Bandırmadayım. Bazı imkanlarım kısıtlı. Çeşitli koordinasyonu kuramadığımdan çeşitli böyle insanlarla görüşlerimi yapamadım. Burada çok kısıtlı bir ekibiz. Çok küçük bir arkadaş grubumuz var. Ha, kendi alanımızda gene bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama birlikte hareket ettiğim dostlarım var. Yani hatta ismini de verebilirim. Örneğin Doğan diye bir arkadaşım var. Bu yolda yoldaşımdır. Kendisi benim her türlü ortağımdır. Yani bir iş yaparken birlikte otururuz, konuşuruz, birbirimize akıl danışırız. Yardımcı olur. Ve çok uzun bir şeydir yani bu yol. Yani yazılım gerçekten biraz sıkıntı ben bir şey. Ben başka bir yani. Dünya. Sormayın. Tabii yaşadığın şehirle de ilgilisin. Sen de hani iyi bir bandırmalısın. Bandırmayı sevenlerdensin bizim gibi. Yaşadığın şehre bir şeyler katmak istiyorsun. Mutlaka. Siyaseti bunu bir yol olarak seçtin. Kesinlikle. Siyasetin de içindesin. Bunu biraz anlatsana. Mesela gençler, özellikle işte bu bahsettiğimiz yeni nesil gençler dediğimiz kavram aslında biraz da ailelerin teşvikiyle hani ya siyasetten uzak durun. Evet. Aman çocuğum bulaşmayın. Çünkü yani 80'lerden gelen annelerimizin, babalarımızın yaşadıkları çok ciddi acılar var bu ülkede. Belki onun getirdiği bir iklimle bizleri hep siyasetten uzak tutmak istediler ama sen şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nde aktif olarak siyaset yapıyorsun. Biraz onu konuşalım mı? Tabii. Yani şöyle başlamak istiyorum buna. Bence siyaset algısı yanlış ya. Bu geçmişte büyüklerimizden kaynaklanan bir sorun da olabilir. Yani net nasıl yanlış öyle söyleyeyim. Belki de onlardan da kaynaklanmıyordur. Ya siyaset sadece işte bunlar sürekli kavga eden adamlar, sorun çıkaran adamlar ya da slogan atan adamlar, yasa dışı işler yapan adamlar değil. Hayır. Bakın ben kimseyi eleştirmiyorum. Bulunduğum parti dolayısıyla başka partileri de eleştirmiyorum. Siyasetin ortak amacı şudur. Yani benim düşüncem. Bir grup bir şeyler yapabileceğine inanan insan bir yerde toplanır ve bir karar alır. Daha sonra bu adamlar hep beraber o güzel işi, o güzel şeyi, bu birine yardım olabilir. Bir şehrin ya da bir insanın faydasına bir hareket, bir düzenleme olabilir. Bu tarz şeylerin kararlarını alırlar. Ve hani burada yapılması gereken, yani benim siyasetten anladığım bu. Benim siyasete giriş amacım buydu. Benim siyasete girmemdeki en büyük sebeplerden biri de ben... Ya çok böyle ütopik bir şey olacak ama gerçekten şurada birini gördüğümde aç, hayır diyorum, aç olmamalı yani. Bu diyorum benim sorunum yani, hepimizin sorunu olmalı. Yani bunu gitgide şimdi önce kendi kapının önünden başlarsın. Daha sonra mahallen, semtin, ilin, ilçen, ülken derken başka ülkelere aktarılır. Ha, benim genel olarak bakış açım bu siyaset. Yani onun o kargaşasından uzak bir şeyler yapmak. Yani gerekli kulislerde, gerekli toplantılarda bulunmak istemiyorum. Hayır, ben bir proje götüreyim. Götürdüğüm projeyi hep beraber bakalım, onaylayalım. Ve daha sonra bunu yapalım, hayata geçirelim. Örnek veriyorum, işte tekerlekli sandalyesi olmayan engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye dağıtalım. Ne bileyim, kaynak üretelim, bir şeyler yapalım. Birincisi kendimize, hani sonuçta, şimdi bunun dini bir boyutu da var bence. İnsan manevi bir huzur doluyor birine yardım ettiğinde. Tamam, bunu hep beraber yapalım. Bir, böyle kendimizi rahatlatalım. İki, o insanlara yardım edelim. Üç, şehri güzelleştirelim. Ve bunu dalga dalga yayalım. Benim derdim yani her zaman buydu. Peki siyaset içindeki farklı işte fraksiyonlar, hani parti içindeki muhalefetler, işte işte ayak oyunları dediğimiz konular, bunlar olumsuz etkilemiyor mu gençleri? Etkiliyor. Çok etkiliyor. Çünkü çok gereksiz yere ayak oyunları oluyor. Nedenini söyleyeyim. Ya bunlar güç kavgası. Taht oyunları. Şunu kimse unutmasın. Ben 1991 Bandırma'da doğdum. Balıkesir Bandırma'da doğdum. Ben ömür boyu Bandırma'da kalmayacağım. Belki öleceğim. Belki bir yere gitmek zorunda kalacağım. Belki iş gereği uzaklaşacağım. Ama şunu diyebilsinler. Benim tek amacım oydu. Ya da gençlerin en azından tek amacının bu olması gerekiyor en azından. Buradan bir çocuk geçtisinler ya. Ya bir çocuk vardı ve bunları yaptı. Keşke büyüklerimiz de böyle konuşabilseler. Bakın, hayattaki en büyük erdemlilik olduğun yere kazık çakmak değildir. Artık yapamayacağını veya yorulduğunu anladığında artık geri çekilmektir. Bu çok büyük bir erdemdir.
Ya bu ayak oyunları, taht oyunları, koltuk kavgaları bana o kadar anlamsız geliyor ki. Nitekim hepimiz aynı amaç için çalışacaksak, bugün ben olurum. Ben bir şeyler yapmaya çalışırım. Başarılı olurum ya da olamam. Yarın siz benim yerime gelirsiniz. Ben sizi desteklemek zorundayım. Çünkü siz de güzel şeyler yapıyorsunuz. Çünkü yanlış bir şey yaptığınızda da karşınızda durabilmeliyim. Ya bu işleyişin böyle ilerlemesi gerekiyor. Fakat gençler şu an siyasette daha çok şey gibi gözüküyor. İşte bizde Türkiye'de aslında genel bir durum. Hani yaşlılar her şeyi bilir, daha tecrübelidir. Onlar yapar, gençler ayak uydurmak zorundadır. Bu da bize hep ters geldiği için biz de aslında bir tekim, yani nitekim şey gibi oluyoruz. Biz herkese muhalefetmiş gibi yargılanıyoruz. Çünkü şey yani bizim samimi olduğumuz birileri de olsa onlara da muhalefet olabiliyoruz. Doğrusu da bu. Çünkü seni tanıyorum en azından, sizi tanıyorum. Yanlış bir şey yaptığında yanlışsın diyemiyorsam eğer, bu benim hatam diyebilmeliyim. Biz herkese böyleyiz. Her zaman böyleyiz. Herkese eşit yakınlıktayız. Bizden kastım da hani ben ve benim gibi düşünen gençlerden bahsediyorum. Kimseyi de hani zan altında bırakmak istemem. Ve ben bunu her zaman şey olarak söylüyorum. Bir parti kavgası olarak değil. Bu diğer partilerde de olan bir şey çünkü. Yani ismini veremeyeceğim, ya yani verdiğim ya da ismini şu an veremediğim diğer tüm partiler için de geçerli. Gençler olarak hep birlikte proje yapalım. Herkes nemalansın. Herkes bir şey yapsın. Herkes bir şeylere kafa kaldırsın. Diğer partilerden de destek gelsin. Hep beraber olalım. Benim hep mantığım buydu yani. Biraz ütopik olabilir ama gene. Yani maksat, az önce bahsettiğin yaşlılar belki o konuda. Yani biraz evet. Yani bir de geçmişte yaşadıkları vesaire gereksiz kavgalar ya. Ya şu an benim belki bilmezsiniz ama hani Milliyetçi Hareket Partili, AK Partili o kadar çok arkadaşım var ki. Yani ve ben onlarla oturup güzel bir şekilde siyasetimi de yapabiliyorum, konuşup tartışabiliyorum da. Yani çünkü biz şey değiliz ya artık dünya globalleşiyor, gittikçe büyüyor. Yani artık inovatif bir çağdayız. Buna ayak uydurmaları gerektiğini düşünüyorum ve ayak uyduramadıklarını düşünüyorum aynı şekilde de. Kemal yavaş yavaş yayının sonuna geldik. Son olarak eklemek istediğin şeyler neler? Yani şöyle aslında eklemek istediğim şöyle olabilir. Bandırma sosyal ve kültür açıdan büyük bir ilçe olduğunu düşünüyorum. Geçmişinde tarihinde de hani büyük şeyler var. Spor müsabakaları olmuş. Sportif anlamda yatırımlar hani sportif olarak büyüme göstermiş. Ben aynı şekilde artık daha da Bandırma'nın globalleşmesini, büyümesini istiyorum. Ne anlamda? Yani gençlere yönelik çalışmaların artmasını, spor dallarının en azından artmasını. Çünkü bakın spor o kadar evrensel bir şey ki. Sporda siyasi parti yok. Sporda engel yok. Çünkü engellilerin de yapabildiği sporlar var. Normal yani herkesin yapabildiği sporlar var. Ben bunların Bandırma'ya gelmesini istiyorum. Daha çok büyümesini, e-sporların artık Bandırma'dan e-sporcular yetiştirmek istiyorum. Yani milli oyuncularımızın artmasını istiyorum burada. Banvit'in birçok bu konuda katkısı var. Kızlar basketbol takımı var. Aynı şekilde unuttum. Handbolcularımız var. Kızlar handbol takımımız var. Yani bu aslında kadınlara yönelik yatırımın da çok güzel bir ürünüdür. Aynı şekilde Bandırma sporumuz tarihi yani çok köklü bir tarihi var. Ya aynı şekilde hem profesyonel hem amatör olarak sporcuların spor yetiştirmesinin büyümesi. Aynı şekilde son olarak da bu bilişime Bandırma'da yatırım yapılmasını istiyorum. Bunu yani bu tartışmasız bir konu olmasını istiyorum. Ve en büyük hayalimdir. Gerçekten bir gün 50 yaşımda olur, 60 yaşımda veya yarın çok büyük bir yerden bir para çıkar. Bandırma'ya bir teknokent kurmak istiyorum. Bütün üniversite öğrencilerinin, bütün bilişim okuyan, mühendislik okuyan, bilgisayar ve elektronikle uğraşan bütün herkesin Bandırma'da 3 gün, 5 gün kamp yapabileceği, içinde yurdu olan bir teknokent haline getirmek istiyorum. Yani bütün Ar-Ge çalışmalarını burada yapılabilecekleri bir alan haline getirmek istiyorum. Benim kafamdaki yeri bile belli. Yani bu konuda eğer destek verecek biri olursa projelerini bile veririm, hiç önemli değil. Ya Bandırma'da bu tarz şeylerin yatırım olabileceğini düşünüyorum. Sebebi şu, çok kısa bir şey açıklayacağım. Sebebi şu, dünyada Türkiye nasıl bir yerde Avrupa ile Asya'yı bağlayan bir kıta. Yani tam böyle Avrupa ile Asya'yı birleştiren tam ortada. Ben Bandırma'nın böyle bir yer olduğunu düşünüyorum. Evet küçük bir ilçe olabilir fakat buradan İstanbul 2 saat, işte Ankara 3 saat, 4 saat, İzmir yakın, Balıkesir yakın, Bursa yakın, bütün büyük illere yakın bir yer. Yani çok önemli bir konumu olduğunu düşünüyorum Bandırma'nın Türkiye'de. Bu yüzden de hani yatırım almasını, büyümesini, globalleşmesini ve örnek bir ilçe haline gelebileceğine inanıyorum. Yani ve bunu yapabiliriz ya. Hani yapamıyorsak da bizim suçumuz olacağını düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, yayınımızın sonuna geldik. Yeni Nesil Gençlik'te bugünkü konuğumuz sevgili Kemal Azal Görkem'di. Yeni yayınlarda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.